Küresel herkese merhaba. Şimdi bugün birkaç gündür öğrendiğim, denediğim bir olay var. Yazıcımda bunu test ettim. Şimdi dairesel olaylarda veya G-code oluşturmada veya dairesel çizimlerde neredeyse pürüzsüz baskılar alıyoruz. Fakat dairesel baskıları yakından incelediğimizde şu biraz gösterebilirsem bir saniye. Şöyle gezdirirken görüyorsunuz, bakın sanki böyle kesik kesik gibi, yani düz çizgi varmış gibi bir görüntü ortaya çıkıyor. Şöyle uzaktan da baktığımızda ışık uzmanıyla, bakın dikkatli bakarsak daha çok belli oluyor. Bunlar tırnakla da hissediliyor, parmakla da hissediliyor. Bu ufak bir baskı olmasına rağmen oldukça detaylı. Bu arada bu baskı yaklaşık 100 mm saniye hızla basıldı. Şimdi benim test ettiğim olaydan çıkan sonuçta da aynı yazım olmasına rağmen, her şey aynı olmasına rağmen bu şekilde bir sonuç ortaya çıktı. Hani hiçbir şeyi değiştirmedim. Sadece biraz sonra bahsedeceğim olayı aktif ettim. Çizim her şey aynı. Şöyle dikkat ederseniz bu da 100 mm saniye hızla basıldı. Bu arada bunlar patchy. Pürüzsüzlük hat safhada. Yavaş basarsanız bunlar daha iyi olacaktır. Ben test için bastım ki ortaya hata çıksın diye. Şimdi buradaki örneğe bakınca gerçekten büyük bir gelişim olduğunu, büyük bir fark olduğu ortaya çıkıyor. Aynı zamanda bilgisayar ortamında da göstereceğim bunu. Farkların başka yerlerde de oluştuğu açık ve net bir şekilde gösteriyor. Bu arada katman yüksekliği de 0.3. 0.2 falan da değil, 0.3 mm katman yükseklikleri. Şimdi bunu şöyle biraz çevireyim. Evet. İkisi arasında şöyle yan yana tutunca da bir saniye. Evet, şimdi daha net belli oluyordur. Soldaki ve sağdaki arasındaki fark daha net belli oluyordur diye düşünüyorum. Şimdi bunu bilgisayar ortamında da anlatayım. Bu arada yazıcıyı da şöyle göstereyim. En son yazdırdığım şekilde %99 ayarladım. Yani 50 mm saniyeydi, 199'a çektim. Yazımda bile fark ediyor. Kafanın oynama şekli, yani bu şu kafanın dönüş, bu daireyi çizmedeki dönüş şekli bile pürüzsüz dönüyor. Ve gözünüzle bunu çok rahat görüyorsun. Tabi yüksek hızlarda bunu anlayabileceksiniz. Şimdi ben bunu bilgisayar ortamına geçireyim. Hep beraber bilgisayar ortamında da aynı şeye, olaya devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi bilgisayar ortamında da aynı olaya bakalım. Şimdi bu benim yazdırmak istediğim bir dosya, yaklaşık 88 mm çapa sahip, dış çapa sahip bir obje. Şimdi buradaki olay şu, şimdi önce baştan ayarları göstereyim. 3 mm, 3 mm katman yüksekliğimiz var. Duvar kalınlığı 2, alt üst layer'lar 3'er. O şeyde hız olarak da yazdırımız 50 ayarlı. Ben bunu yazıcıda 199 yaptığımda bu yaklaşık 100'e çıkmış gibi olacak. Yani buradaki tüm hızlar 2 ile çarpılıyor neredeyse. 99 ile çarpılıyor. 0.99 ile art olarak, yani 1.99. Travel kısmında burada geri çekmeler aktif. Önemli değil bunlar. Cooling ve şeyler, soğutma fanlar kapalı. Çünkü patch'i kullandığımda ben kapalı yapıyorum. Destek yok. Build Place Extraction. Bunlar skirtler, yani kenarına bir tane şey atıyor. Şöyle göstereyim size. Şöyle çizgi atıyor. Bunu da ben iki hat yapıyorum ki nozulun ağzı temiz başlasın diye. Sonra burada da herhangi bir ayar yok. Şimdi olan olay şu arkadaşlar. Special Mode'a bu geçiyor. Atacağımız plugin dediğimiz eklenti. Burada Arc Welder. Olay bu. Arc Welder. Bunu açıyoruz.
aktif ediyoruz. Bunu nasıl yükleneceğini göstereceğim. Buradaki ben herhangi bir ayarla oynamıyorum. Bir de G90 Influence Extruder, ben bunu da aktif ediyorum. Ve arkadaşlar bu dairesel çizimleri, yani size şöyle söyleyeyim, yuvarlak yapmaya çalışan kısımlarda yazıcı bu aktiveler olmadan düz noktalar halinde ilerlemeye çalışıyor. Bunu size şöyle bir örnekle ben bir göstermeye çalışayım. Nasıl bir olayı var bunun, hızlıca göstermeye çalışayım. Bir dakika. Şu örneklerden bakabilirsek. Bir yerde bir çizim görmüştüm. Onu bulabilirsem süper olacak. Dım dım. Ha şu. Evet, gözümün önünde hiç göremedim. Şimdi burada bakarsak çok dikkatli yakından bir incelemeye çalışalım. Evet. Resim bu. Şimdi arkadaşlar normalde orijinal olan G-code çizildiğinde, bir daire çizildiğinde, orijinal G-code çizildiğinde kırmızı olanlar orijinal oluşturan G-code'lar. Mavi olanlar da arc welder'lar. Dikkat edin arkadaşlar. Normal G-code olduğu zaman kırmızı takip etsemize düz çizgiler halinde ilerleyerek, birçok çizgi çizerek daireyi oluşturmaya çalışıyor. Ve dikkat ederseniz bazı yerlerde daireye çok yakınlaşıyor, bazı yerlerde daireden çok uzaklaşıyor. Dolayısıyla bu tırtık tırtık görünüm ya da o pürüzsüz dairesel çizim, görüntü ürün ortaya çıkmıyor. Arc Welder uygulandığımız anda maviyle dikkat ederseniz neredeyse pürüzsüz bir şekilde, tabi yine kaymalar mevcut ama pürüzsüz bir dairesel görüntü çizdiğini beraber görüyoruz. Buradaki önemli olan nokta, bu olay fark edilecek noktası şu: daha büyük objelerde bu olay daha çok gerçekleşecek veya daha yüksek katmanlar yapıldığı zaman gözünüzde daha çok göreceksiniz farkı. Zaten ben şimdi videoda da gördünüz, öncesinde fark ciddi derecede ortaya çıkıyor. Aynı zamanda daha yumuşak doku elde ediliyor. İkinci bir olay arkadaşlar. Şimdi ben size şöyle bir olay daha göstereceğim. Bunu aktif ettiğimiz zaman, hani bu yazıcınıza herhangi bir şey değil, Cura eklentisi, Cura kullanıyorum ben, 4.8 bu arada. Şimdi bunu aktif etmediğimiz zaman aynı ayarlarda bir slice dilimleme yapalım. 15 dakika 4 gram kullanıyormuş. Bunu dosya olarak kaydedelim masa üstüne. Şimdi size göstermek istediğim olay çok farklı. Şimdi bunu nereye kaydedeyim ben size hemen. Şöyle masa üstünde bir tane dosya oluşturayım. Test dosyası ve bunun içine şimdi kaydedelim. Şimdi Arc Welder, Arc orijinal diyelim. Oluşturalım. Bir de Arc Welder'ı aktif edelim. Bir saniye. Hayır, demin yanlış yapmışız. Bir saniye arkadaşlar. Ha, şimdi dilimleme yapalım. Dosyayı kaydedelim. Yani şimdi orijinal olarak kaydediyoruz. Bir de Arc Welder'ı açıyoruz. Şunu da aktif edeyim ben, G90'ı. Tekrar dilimleme yapıyoruz. Şimdi şuna da dosya ismine de Arc Welder diyelim. Ben size bir şey göstereceğim burada. O yüzden bunu böyle yapıyorum. Şimdi test dosyamızı açtık. Orijinal G kodumuza bakıyoruz arkadaşlar. Boyutuna 434 kilobayt. Orijinal dosyamızın G kod boyutu. Yani bu ne demek? İçerik, G kod içeriği, satırları bakalım şöyle. Çok hızlı bir şekilde geçiyorum ben burayı. Yani o cismi oluşturmak için hareket sayısına bakıyoruz. Aşağı yukarı kaç satıra gelmiş? Bütün her şeyle dahil 14.195 satır. Ve dosya boyutu ortada arkadaşlar. Şimdi Arc Welder açtığımızda 27 kilobayt. Arkadaşlar neredeyse 20'de biri oranında, neredeyse 20'de biri oranında dosya sıkıştırılmış veya daha az hareket, noktasal hareket yapıyor. Notepad'le bunu tekrar açalım. 14.000 küsürdü arkadaşlar. Dikkat edelim. Bunu 1.000 küsür satırda bitiriyor. Bu ne demek? Yüksek hızlar, düşük hızlarda bunu fark etmezsiniz. Fakat yüksek hızlarda bir işlemci, yazıcımızın işlemcileri, 32 bit işlemcileri bunu işlerken, bu datayı işlerken çok ciddi manada veri akışı, veri kaynağı kullanacak. Bu nedir? İşlemciden kullanacak demektir bu. Fakat Arc Welder'la bu olay
önemli ölçüde, bariz bir ölçüde azalıyor. Şöyle hızlıca karşılaştırmak için ekranı yan yana koyayım dedim, olmadı. Şimdi burada orijinal G-Code'da mesela atıyorum 50. satırlarda yazmaya başladıktan sonra bakın dikkat edin. Hareketlerin sayıları o kadar farklı ki, yani şunların hepsi E0'lar, E1'ler, X, Y koordinatlar ArcWelder'larda inanılmaz derecede az. Şimdi bu aşağı doğru indikçe, hani gelelim işte atıyorum 545. satıra. Yani G-Code'un farklılığı da inanılmaz boyutlarda. 545'lerde burada şöyle bir şey var. Şuradaki olaylarla arasında yani çok ciddi derecede, tabi ben bu kodları anlamıyorum fakat farklarını gözümle çok net bir şekilde görüyorum. Zaten bu dosya boyutundan ve satır sayısından çok fark ediliyor. Şimdi burada ne oluyor? Yazıcımızın kafası veya hareketlerin tamamı bir kere azalıyor. Daha pürüzsüz yüzey elde ediliyor. Dosya boyutu yüksek olan bir şeyle, G-Code'la daha çok işlemci gücü harcanırken, yüksek hızlarda çalışırken kafa böyle hafif duraksayarak ilerlemeye çalışır ve bu yazımızı bizim bozmaya başlar. Fakat düşük G-Code'la, düşük veriyle çalışan aynı şeyi yapacak bir şey, daha düşük bir veri akışıyla sağlandığımız zaman yazıcımızın bütün mekanik parçalarının hareketli kısımları, elektronik daha muazzam işlemciyi yormadan çalıştığından daha böyle pürüzsüz akış sağlanıyor ve kodda da azalma gerçekleştiği için genel manada yüzeylerimiz daha düzgün oluşmaya başlıyor. Yazıcımız daha az yoruluyor, daha hızlı yüksek hızlarda çalışabiliyoruz aynı parçayı. Daha pürüzsüz yüzey elde edebiliyoruz. Yani atıyorum demin yaptığım gibi. Bu özelliği ben herkesin kullanmasını tavsiye ederim. Yaklaşık ben bunu bir aydır kullanıyorum. Herhangi bir, yani bunu hemen açıklamadım ya da bilenlerimiz mutlaka vardır. Bilip de söylemeyenlerimiz de vardır ama ben burada paylaşma yönündeyim, her şeyi, bildiğim her şeyi. Bir aydır yaklaşık ben bunu test ediyorum. Nasıl farklar, nasıl olaylar. En sonunda da böyle bir video yapmaya karar verdim. Şimdi parçalar elimde, videoda gördünüz yani zaten inanılmaz boyutlarda fark var. Parmağımla bile ben bunu hissedebiliyorsam tırnaklarımla. Siz de bu şekilde kullandıktan sonra aradaki farkları görüp yorumlara da yazarsanız arkadaşlar ben memnun olurum. Şimdi bunu biz nasıl yükleyeceğiz? Nasıl aktif edeceğiz? Nereden nasıl indireceğiz? Marketplace üzerinden Marketplace üzerinden bastığımızda plugins'e basacağız. Daha sonra aşağı iniyoruz. Community plugins'ten ArcWelder var. Bulacaksınız bunu. Sonra bunu yükleyin. Daha sonra yüklen işlem bittikten sonra programı kapatıp açın. Buraya şey gelecek. Special mods, yani özel modlar kısmına, altında burayı açın. Buradaki özel modları bastıktan sonra buradaki olan her şeyi açın. Daha sonra burada ArcWelder olduğunu görün. Şu. Bunu açın. Buradaki herhangi bir ayarla oynamayın. G90'ı işaretleyin. Marlin 2.0 kullananların bunu işaretlemesi gerektiğini söylüyor. Eğer Marlin 1 kullanıyorsa da Prusa MK2, MK3 gibi bunu işaretlemese de olur. Marlin 2.0 kullanan varsa bunu işaretlesinler. Ben öyle kullandığım için işaretliyorum. Edindiğiniz tecrübeler, gördüğünüz farklar olursa da yoruma, kanala abone olmayı unutmayın. Yoruma da bunları yazın mutlaka. Beğendiğinizde de beğendim deyin. Teşekkür ederim. Sağ olun.